Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda test edinin çözümünü yapacağız. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Düşey kesti şekilde verilen boş kap sabit debili bir musluktan akıtılan sıvıyla dolduruluyor. Kap dolana kadar geçen sürede çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi bir, e, kapın birinci bölümüne bakarsanız arkadaşlar ağzı genişliyor. Ağzı genişlediği için parabolik azalan bir grafik olması lazım. Sıvı yüksekliği ile ilgili olan grafikte birinci aralıkta parabolik azalan bir grafik olmalı. Dolayısıyla bu yanlış çünkü birinci aralığı bunun parabolik artan bir grafik olmuş. Yani şöyle olmalı daha doğrusu grafik. Şu şekilde birinci aralık, ikinci aralık bu. Dolayısıyla üçüncü aralık da bu. Şu grafikle incelerseniz tam tersi olduğunu görürsünüz. Sıvı hacmin zamana bağlı grafiğine bakarsak birim zamanda aynı miktarda sıvı aktığı için doğru orantılı bir grafik olacak. Sıvı kütlesine bakarsak birim zamanda hep aynı miktarda sıvı aktığı için sıvı kütlesi zamanla doğru orantılı olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Diğer sorumuza bakalım. Taşırma kabı boşken 100 santimetre küp su konulduğunda 40 santimetre küp su taşıyor. Aynı kapta 20 santimetre küp su varken öz kütlesi, suyun öz kütlesinden küçük ve suyla karışmayan kağıt sıvısından 40 gram konulduğunda 8 gram sıvı taşıyor diyor. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi K sıvısının öz kütlesi 0.8'dir demiş. Şimdi tek tek bir inceleyelim bakalım. Diyor ki 100 santimetre küp su konulduğunda 40 taşıyormuş. Yani bu demektir ki taşma seviyesine kadar olan burası 60 santimetre küp demektir arkadaşlar. Şimdi e, dolayısıyla 40 taştığı için ben buranın 60 olduğu yani taşma seviyesinin 60 olduğu kararını söyleyebilirim. Aynı kapta 20 santimetre küp su varken diyelim ki şurası olsun 20 santimetre küp sudan bahsedelim. Ee, suyun öz kütlesi suyun öz kütlesinden küçük ve su ile karışmayan K sıvısından 40 gram konulduğunda 8 taşıyor diyor. O zaman buraya 32 gram K sıvısı dolduruyorum demektir. 8'i taşıyor çünkü. Ve buranın hacmi de nedir? 40 cm küptür. Çünkü tamamı 60 taşma seviyesine kadar 20'si burada. Burası 40. O zaman hemen şunu söylerim. D'si nedir bunun? 32 bölü 40 M bölü v'den 0,8 gelecek. Öz kütlemizi bulduk. 0,8'dir. Kaptan taşan sıvı K sıvısıdır. Tabii ki K taşacak. Çünkü üstteki sıvı K'dır. Doğru. Öz kütlesi küçüktür. Kap boşken taşma düzeyine kadar sadece su doldurulursa kabın kütlesi 60 gram artar demiş arkadaşlar. Şimdi bunu inceleyelim. Şimdi bunu inceleyelim. Şimdi taşma seviyesi 60 santimetreküp. Yani 60'tan sonrası taşıyor. Ben buraya 60 santimetre küp su doldurabilirim. 60 santimetre küp dolduracağım. Suyun kütlesi de 60 gramdır. O zaman bu da doğrudur. Cevabımız ne olur burada? Adana olur. Hemen diğer soruya bakıyorum. İçerisinde 40 santimetre küp su bulunan silindirin içine... ...5 özdeş bilye bırakıldığında su seviyesi 90 çizgisine geliyor. Ve kabın kütlesi de 100 gram artıyormuş. Hmm. Hemen baktığım zaman... ...yine şu öncilleri doğrulamam isteniyor... Hemen baktığım zaman 40'tan 90'a çıkıyorsa 50 santimetre küp. 5 bili 50 cm küpse bir tanesi 10 santimetre küp olacaktır arkadaşlar. Bu cepte. Şimdi kütlesine bakalım. 100 gram artıyor diyor dikkat ederseniz. Kabın kütlesi 100 gram artıyor. 5 bilye 100 gramsa 1 bilye kaç gram olur? 20 gram olur. Şimdi bakalım. 1 bilye 10 santimetre küptür doğru. Bilyenin öz kütlesi 2'dir. Evet kütleye hacme bölerseniz 20 bölü 10'dan 2'dir doğru. Bir bilyenin kütlesi 10 gramdır demiş. Halbuki biz 20 bulduk. O zaman cevap ne olacak buradan? 1 ve 2 olacak. Evet şöyle bir sorumuz var. Şu şekildeki K ve M kaplarında sırasıyla 5D ve D öz kütlesi sıvılar vardır. M kabının toplam kütlesi 5M kadardır demiş. X ve Y muslukları açılıp sıvı akışı durduktan sonra yine bu öncülleri doğrulamamız isteniyor. Şimdi şu hacimleri biz bir bulalım isterseniz bakın. Şu yüksekliğim 2H şu yüksekliğimize 3 aş. Toplam 5 aş. 5 kere 3. 15 s Yani şöyle yapalım. 15 s ben 15 v diyebilirim. Dolayısıyla şurası 6 v'dir. Şurası da 9 v'dir hacim olarak arkadaşlar. Şöyle yapalım. 9 v. Şimdi şunu düzeltelim. Şurası ne olsun? 9 v olsun. Şu alt kısım. Aynı şekilde şuna ben bakıyorum. Şimdi burada ne var? 3, 7, 7SH var. Yani toplam ne olacak burası? 7V olacak şu mantığı kullandığım zaman. O zaman 2V'si burası, 2V'si burası, 3V'sini içinde buraya yazarım arkadaşlar. Şimdi e, X ve Y musluklarını e, açtık ve sıvı akışını e, durdurduktan sonra bu öncülleri tek tek kontrol edeceğiz. Yalnız burada bana diyor ki dikkat ederseniz bu kabın toplam kütlesine 5M demiş. Yani 15V çarpı D. Eşittir 5 ise Buradan dv'nin ben m bölü 3 olması gerektiğini görürüm. Yani d çarpı ve m bölü 3 Şimdi bu mantıkla buradan ne kadar sıvı gelecek e, l kabına? Onu bir bulalım. 2 v hacminde 5 d özkütleri yani 10 dv buradan gelecek artı. 6 v hacminde d özkütleri 6 dv de buradan gelecek. Yani toplam 16 dv olacak. 16 bölü 3 olur. Bu da 8M yapmaz D kabında toplamını. İkinci öncülümüzü e, yanlış olduğunu bulduk. K kabında 5M kütleri sıvı kalır. Bakıyorum arkadaşlar. Burada ne var elimde? E, 5V var. Çarpı 5D'den 25DV olacak burası. 25DV çarpı M bölü 3. Evet 5M yapmayacaktır arkadaşlar. L kabında biriken sıvının 2M kadarı M kabından gelmiştir. M kabından ne geldi? 6V hacminde sıvı geldi buraya arkadaşlar. Dolayısıyla çarpı D de dedik. 6DV kütle geldi. E DV'miz bizim neydi arkadaşlar? M bölü 3'tü. O zaman 6M bölü 3 yani 2M olacak. Dolayısıyla bu doğru olacak. Cevabımız Ceyhan'dır deriz. Geçiyorum arkadaşlar. Bir kapta bulunan öz kütlesi 0,8 olan X sıvısından V hacminde alınarak Yerine aynı hacimde 1.2 öz kütleli Y sıvısı konuluyor. E, kapta oluşan kütle artışı 40 grammış. Bu öncülleri doğrulamamız isteniyor. Kesinlik soruyor. Şimdi bakın 0.8V yani bir kapta bulunan öz kütle 0.8'den V hacim alıyorum. Yerine 1.2V ekliyorum. Yani 0.4V hacim fark oluşacak. Buradaki bu nedir? 40 gramdır. Dolayısıyla V eşittir buradan. 100 santimetre küp derim. O zaman nedir buradaki V değerimiz 100'dür. Kaptan 50 santimetre küp hacminde sıvı alınmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Ne alınmış? Kaptan 100 santimetre küp hacminde sıvı alınmış. Kaba eklenen y sıvısı 120 gramdır demiş arkadaşlar. Evet, 100 santimetre küp aldık, dolayısıyla yerine 100 ekledik. 100 1,2'yi çarpın. Kütleyi bulmak için bu doğru olur. Başlangıçta kapta 400 gram x sıvısı vardı. Evet başlangıçtaki kapla ilgili kaptaki sıvı miktarı ile ilgili hiçbir bilgi bana verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız ne olur burada? Kesin olan yalnız 2'dir. İçinde 45 santimetre küp su bulunan ölçekli K kabına öz kütlesi 2 olan özdeş bilyelerden bırakıldığında L kabına 15 santimetre küp su taşıyor. Bir bilyenin kütlesi 10 gram olduğuna göre Yine öncüller vermiş. Doğrulamamız isteniyor. Şimdi bakın. içinde 45 var. 2 olan öz kütlesi 2 olan özdeş bilyelerden bırakıldığında 15 santimetre küp taşıyor. Yani önce ne yapıyor? Dikkat ederseniz bakın. 45'ten 75'e. 30 yükseli 15 taşıyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman buradaki yer değişimi 45 santimetre küp. Yani 45 santimetre küp hacminde sıvı burada yer değiştiriyor demektir. O zaman bu bırakılan özdeş bilyelerin toplam hacmi ne olmak zorunda? 45 olmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? 45 santimetre küp. O zaman şunu yapabilirim. Ee, toplam kütlenin de ne olması gerektiği kararına varabiliriz arkadaşlar biz. M eşittir dv'den 2 çarpı 45'ten 90 gram. Yani bilyelerin toplam kütlesi kaç gramdır deriz biz burada? 90 gramdır. 90 gramdır diye ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Peki. Kaç santimetre küp su taştı? Dikkat ederseniz 15 santimetre küp su taşırdık buradan. Şimdi bir bilyenin kütlesi de kaç grammış? 10 grammış. O zaman ben buna derim ki kaç bilye attım? 9 bilye attım. Çünkü 10 gramsa bir bilye, 90 gramsa toplam ee, bilyelerimizin kütlesi. O zaman bu ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. K kabının kütlesi 75 gram artar. Evet 90 ekledik 15 sıvı taştı burada. Su taşacak. O zaman bu doğru. L kabında biriken su, su 30 gramdır demiş. Hayır L kabını 15 santimetre küp yani 15 gram su ne yapmış olur? Taşmış olur arkadaşlar. Evet diğer bir soru. Boyutları üzerlerinde yazılı. İşleri dolu küre ve koninin öz kütleleri 3D ve 4D'dir. Buna göre cisimlerin kütlelerinin oranı kaçtır diyor. Hacimlerini bulalım hemen arkadaşlar. V eşittir 4 bölü 3 e, pi çarpı 8 r küp diye ne yaptık? Bunun için yazdık. Bunun için yazıyorum. V eşittir 1 bölü 3 pi 4 re kare çarpı 6 r diye ne yaptık? Bunu arkadaşlar yazdık. Burası dikkat edin. 24 e, bölü 3'ten 8 pi re küp olarak karşımıza Çıkar. Dikkat ederseniz arkadaşlar. 24 bölü 3'ten. Burası da 32 bölü 3. Pi R küp olarak karşımıza çıktı. Ben şu pi'lere de soruda verilmemiş ama aslında 3 olarak yazsanız sadeleştirseniz de olur ama biz yine sadeleştirmeyelim. Şöyle yapalım. Bunun hacmi 32 bölü 3V Bunun hacmi de ne olsun arkadaşlar? 8V olsun. Ben bunu 3 ile çarparsam kütlesini bulurum. Dolayısıyla 32 olsun. 32 bölü 3'ü 3 ile çarptım. Ben bunu 4 ile çarparsam arkadaşlar yine bunun kütlesini bulurum. 4 kere 8 32. Ne geldi buradan cevabımız bizim? 1 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet yine bir diğer soru. Boş bir kaba K musluğundan 3 DL'den D öz kütleli sıvı akıtıldığında kaptaki sıvı kütlesinin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar yargılarından. Şimdi bakalım tek tek T anında kapta biriken K ve L sıvılarının hacimleri birbirine eşittir demiş. Şimdi K'nın öz kütlesi 3D. L'nin öz kütlesi de D kadardır. Tamam mı arkadaşlar? Öyle söylemiş bana soruda. Şimdi ne diyor bana? T anında. T anında ne var? K'dan 3M kütleri, L'den de M kütleri. Hacimleri birbirine eşittir diyor. 3M bölü. Çünkü D eşittir neydi? M bölü V'yi hacmi çekerseniz kütle bölü öz kütle size neyi verecektir? Hacmi verecektir. 3M bölü 3D. T anında dikkat edin. L için de bakın T anında M bölü D. O zaman ne oldu? Sıvı hacimleri birbirine eşit oldu. Oranlara bakın. 3 bölü 3, 1 bölü 1. 2T anında kapta biriken sıvı kütlesi 5M'dir demiş. 2T anı neresi? Burası. Birinden 3M, birinden 2M var. Toplam 5M. Doğru. Kamusluğu T anında kapatılmıştır diyor. Evet kamusluğu T anında kapatılmıştır ki çünkü K'dan bir tane artık ne yapmamış? Kütlede değişiklik olmamış. Dolayısıyla cevaba ne yazarız biz? Edirne yazarız. Bir saf maddenin sabit basınçtaki kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Yargılarının hangileri doğrudur diyor. K aralığında öz kütle sabittir. Evet dikkat edin bakın. Kütlemiz nedir bizim bu şey, kütle hacim grafiği doğru orantılı öz kütle sabittir. M aralığında öz kütle sabittir demiş. Evet aynı şey burası için de geçer. Doğru orantılı. L aralığında öz kütle azalmaktadır. Evet hacim artarken dolayısıyla kütle sabit olduğu için özkütle azalır. Cevabımız nedir burada arkadaşlar bizim? Edirne olur.